Merhaba kıymetli ICT Medya TV izleyicileri. Bir Teknokentler Konuşuyor programıyla yine beraberiz. Bugün yanımda değerli çalışma arkadaşım Feridun Portakal ve alanda uzman konuğumuzla birlikte medikal sistemler konusunu ele alacağız. Programımızın konuğu Ostim Teknokent'te bulunan Elmet Medikal Sistemlerinin Genel Müdürü Sayın Sinan Kabakçı. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle Elmet Medikal Sistemlerini izleyicilerimizde bir fikri olması açısından kısaca tanıtır mısınız bize? Elmet ne yapar? Evet. Elmet Medikal Sistemler yaklaşık 30 yıldır tıbbi cihaz üretimi yapıyor. Türkiye'nin ilk teknolojik, yüksek teknolojik tıbbi cihazlarını üreten firmalarından birisidir. Evet. 1990 yılında yaptığımız çalışmalarla 1991 yılında şirketimizi kurduk ve Türkiye'nin ilk vücut dışından şok dalgalarıyla böbrek taşı kırma cihazını geliştirdik. Bu cihazımızı dünyanın neredeyse 60 ülkesine ihracatını yapıyoruz. Bu ülkelerin içerisinde Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri, Kuzey Afrika, Asya, Orta Doğu ve hatta Güney Kore, Tayvan gibi elektronikte ve tıbbi cihazda çok gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Evet. Sinan Bey, teknolojiyle üreter sistemleri bir araya getirmek fikri nasıl ortaya çıktı? Cerrahlar bu durumda endişe etmeli mi? Çünkü robotik bir teknoloji kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi son yıllarda özellikle tıbbın robotik teknolojileriyle ilgili çalışıyoruz. TÜBİTAK desteğiyle dünyanın ilk böbrek taşı kırma robotunu geliştirdik. Adına İbn Sina dediğimiz, Avicenna dediğimiz bir flexible ureteroskopi robotu geliştirdik. Ve bu dünyanın ilk ve patentli taş kırma robotunu Almanya dahil birçok ülkeye de satışını gerçekleştirdik. Şu anda da daha yeni bitirdiğimiz bir cerrahi robotumuz var. Yine TÜBİTAK burada bize destek verdi. Evet. Tabii cerrahi robotlar deyince doktorlar korkmayacaklar. Tam tersine daha güvenli olacaklar. Çünkü elle yapabildiklerinden çok daha hassas hareketlerle cerrahi işlemler yapabiliyorlar. Yani dünyada biliyorsunuz özellikle Amerika'da doktorlar sıkça işte malpractice denen hatalardan dolayı davalar açılıyor. Bunlardan dolayı ciddi tazminatlar ödüyorlar. Bu tür robotik teknolojiler kullandıklarında bu tür davalarla çok karşı karşıya kalmıyorlar. Çünkü sonuçta bir robotik sistemle birçok hareketleri kontrol altında, evet. Yapabilecekleri hatalar da biraz daha azaltılmış. Evet. Yani dolayısıyla cerrahların aslında endişe edecek bir şeyleri yok. Evet. Tam aksine yardımcı geliyorlar diyebiliriz. Kesinlikle. Zaten şu anda şöyle, robotlarda otonom çalışmalarına çok fazla izin, evet, verilmiyor. Master and slave dedikleri, doktorun yaptığı işlemleri daha hassas bir şekilde yapan teknolojiler geliştiriyoruz. Evet. Avicenna dediniz, dikkatimi çekti. Avicenna, İbn Sina'nın Latince, evet, ismi anladığım kadarıyla. Yani bizim bildiğimiz bir Leonardo da Vinci robotu vardı. Evet. Esasında bu sektörde de bir Türk firmasının bir markası olarak çok iyi düşünmüşsünüz İbn, evet, Sina ismini vererek. Evet, şimdi da Vinci robotu laparoskopik tüm operasyonları yapan bir robot. Aynı zamanda şu anda Türkiye'de de satış yapmış ortopedik evet, robotlar var. Daha işte biyopsi alan robotlar var. Değişik robot teknolojileri var. Tabii teknoloji geliştikçe robotik teknolojiler tıpta da artıyor. Biz de bunu takip etmek üzere bu İbn Sina robotu dediğimiz robotu yaptık. Çok büyük bir ihtiyaç vardı. Biz zaten bu robotu dünyaya tanıttığımızda da işte birçok doktor geldi, dedi ki ya böyle bir şeye evet, ihtiyaç vardı ama bunu Amerika'dan ya da Almanya'dan beklerdik, Türkiye'den beklemezdik dediler. Ve şunu da gururla söyleyeyim, biz uluslararası fuarlarda bunu tanıtırken birçok İslam dünyasından insan gelip
ne kadar iyi yaptınız İbn Sina ismini vererek bizi gururlandırdınız dediler. Evet. Şimdi ürünlerinizin dünyanın sayılı firmalarından biri olduğunu belirtiyorsunuz ürünlerinizde. Ne tür ürünler imal ediyorsunuz? Bu ürünlerde teknolojiyi nasıl faydalanıyorsunuz ki küresele taşınan bir firma oldunuz? Evet. Şimdi özellikle litotripsi dediğimiz böbrek taşı kırma teknolojisinde... En uzman olduğunuz alan bu galiba. Tabii. Bu tarz ürünler. Yani şimdi aslında Amerikalıların bu stone management dedikleri yani taş tedavileri konusunda hem vücut dışından şok dalgalarıyla kıran cihazlar hem de endoskopik yolla taş kıran cihazlar yapıyoruz. Evet. Bu konuda işte uluslararası pazar araştırmaları raporlarında dünyanın ilk 10 firması içerisinde bulunuyoruz. Birçok kitapta ve yayında bize yer veriliyor. Hatta Profesör Arthur Smith denen endoskopik ürolojiyi başlatan, bu konuda birçok organizasyonu kuran Amerika'da bir profesör var. Evet. O profesörün tüm dünyada okutulan ders kitabı var. İşte endoskopik üroloji konusunda. Bu kitapta komple bir bölüm bize ayrıldı. Bir başka bölümde de bizden bahsediliyor. O ayrılan bölüm herhalde bu robotik cerrahi robotik cerrahi ile ilgili. Avicenna ile ilgili. Evet, Avicenna ile ilgili. Peki bu sizin bu yeni ürününüzle beraber, gerçi bu yeni de demek yanlış olur galiba. Kaç yıl oldu bu Avicenna'da? İşte 5 yıldır bunu pazarlıyoruz. Evet. 5 yıl. Bu özellikle pandemi döneminde ihracatınızı nasıl etkiledi? Arttı mı ihracat, azaldı mı? Yani şimdi tabii pandemide biliyorsunuz öncelikle yoğun bakımla ilgili cihazlarla ilgili çok muazzam bir talep oluştu dünyada. Evet. Birçoğu da zaten ülkeler sınırlarını, ihracatlarını kapattılar. Her ülke bir şekilde kendi çözüm bulmaya çalıştı. Biliyorsunuz pandemi süresince acil olmayan tüm ameliyatlar ertelendi. Böyle olunca tabii normal bizim ihracatlarımızda da bir düşüş oldu. Sinan Bey, pandemi döneminde kapılar kapandığı için tabii siz de ister istemez yurt içine döndünüz. Bu pandemi döneminde sektöre nasıl katkılar sağladınız? Pandemiyle mücadelede ne gibi hizmetler verdiniz? Evet. Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Yani pandemi süresince birçok firma fırsatçı gibi davrandı. Biliyorsunuz fiyatlar arttı. Bir takım ürünlerde işte çabucak yapalım, ihtiyaç var bunu pazarlayalım şeklinde bir girişim oldu. Biz bu süreçte tam tersine devletimizin bize vermiş olduğu destekler dolayısıyla bir sorumluluğumuz olduğunu düşünerek bizim de bu sorumluluğumuzla bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Hemen bu süreçte doktor arkadaşlarımızı arayarak bu süreçte biz ne yapabiliriz onu sorguladık. İlk aşamada tabii özellikle doktor arkadaşlar dediler ki yani biz entübe ederken ya da nefes borusuna girerken kullandığımız laringoskoplarımız var. Evet. Bunları manuel kullandığımızda hastaya çok yaklaştığımız için bizim enfekte olma riskimiz çok yüksek. Bunun video tiplisine ihtiyacımız var dediler. Hemen biz böyle bir ürünü geliştirdik süratle. Ve Sağlık Bakanlığımızla da koordineli bir şekilde 22 tane cihazımızı değişik hastanelere hibe ettik. Evet. Yani burada bırakın normal değerinden satmayı, yüksek değerlerden satarak fırsatçılık yapmayı, tam tersine bunu hibe yapmayı tercih ettik. İnovatif bir ürün müydü bu pandemi sürecinde yaşanan şey? Yok, inovatif bir ürün değil aslında. Sadece mevcut hem Çin menşeli hem de Avrupa menşeli birçok ürün var piyasada. Ama pandemiyle birlikte mesela Almanya'dan ithalat yapılmak istendiğinde Almanya bunları vermedi. Çok fazla ürün bulunmadı.
biz de bu ihtiyacı karşıladık. Tabii sadece biz değil, takip ettik. Mesela teknoparkların burada önemli bir gücü var. Tabii, İşte tabii. Hem Ostim'den bir başka teknopark şirketi, hem 19 Mayıs Üniversitesi'nin teknoparkından bir firma benzer ürünler yaptılar. Biz de yaptık. Yani biz tabii özellikle hibe yaparak doktorlarımızın, sağlık çalışanlarının sağlığını korumak, onlara destek olmak için böyle bir şey yaptık. Bu arada tabii TÜBİTAK biliyorsunuz COVID-19'la mücadele kapsamında bir destek süreci başlattı. Ve burada normalde 18 ay olan destek sürecini 9 ay gibi kısa bir süreye sığdırarak yapmamızı talep etti. Ve bu şekilde biz de video bronkoskopi cihazı yapmak üzere bir proje verdik. Bu projemizde kabul oldu ve başladık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Bildiğim kadarıyla bu pandemi döneminde teknokentlerden, teknoparklardan 130 tane yerli firma bu COVID-19'a mücadele ile ilgili teknolojik ürünler için çaba gösteriyorlar. Evet, 31 firma teknoloji geliştirme bölgeleri derneğinden aldığımız rakamlar bu şekilde. 31 firma 130 aşkında 31 teknokent 130 aşkında firma COVID sürecinde ürün geliştirme çalışmalarına başlamışlar. Evet. Ben size şeyi sormak istiyorum. Bu bronkoskopi üzerinde çalıştığınız ve Ocak ayına, 2001 Ocak ayına yetişecek proje ile ilgili olarak önceden bir çalışmanız var mıydı? Ya da böyle bir fikir nasıl ortaya çıktı? Bunun bir yurt dışı muadili vardı, Türkiye'de çok pahalı, oradan mı yola çıktınız? Yoksa bir hekim böyle bir ihtiyaç olduğunu söyledi de oradan mı yola çıktınız? Nasıl çıktı bu fikir ortaya? Şimdi dediğim gibi doktor arkadaşlarımıza biz ne yapabiliriz diye sorduğumuzda öncelikle bu laringoskop söylendi. Evet. Diğer bir ürün de nefes borusundan girerek özellikle akciğerin içerisinde bu mukus tıkaçlarının uzaklaştırılması ve orada tedavi amaçlı yapılacak işlemler için bronkoskopa ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bronkoskop cihazları uzun yıllardır var. Fiber teknolojisi denen teknoloji çok uzun yıllardır kullanılıyor. Bu fiber teknolojisinde görüntü, uçtan gelen görüntü, görüntü fiberleri yoluyla taşınıyor. İlk çıktığında doğrudan doktor kendi gözüyle bakarak yapıyormuş. Daha sonra gözle bakılan oküler kısmına bir endoskopik kamera takarak ekrandan izleme şeklinde çalışmalar varmış. Burada tabii görüntü fiberleriyle taşındığı için sinek gözü görünümünde bir görüntü oluyor. Çünkü tek tek gelen fiberlerin birleşerek oluşturduğu bir görüntü. Teşhise fazla yardımcı olan bir alet değil anladığım kadarıyla. Yani yeterli olabiliyor. Yeterli olmuyor. Ama şu anda tabii teknoloji çok gelişti. Kamera teknolojisinde CMOS kameralardan sonra işte iyice küçüle küçüle şu anda 1/36 inç boyutunda yani yaklaşık 500 mikron boyutunda yarım çipler, gibi bir şey evet galiba. Yarım milimetre çapında kameralar, kamera çipleri çıktı. Bu kameralarla doğrudan ucuna kamera yerleştirilerek içeriği sanki normal video kameralarıyla izliyormuş gibi net göreceğiniz teknoloji çıktı. Tabii burada dünyada bu tür cihazlar var. Ama özellikle Japonların ağırlıklı Japonlar hakim galiba. Evet. Almanların pazara sahip olduğu bir alan. Bu konuda herhangi bir yerli ürün bulunmuyor. Biz de bu ürünü yerli hale getirmeyi, hatta bunu yerli hale getirirken Japonların ve Almanların ürününden daha iyi, hatta patent alabileceğimiz bir takım özelliklerinin de bulunacağı bir ürünü yapmayı hedefliyoruz. Yani teknoloji transferi değil, burada her şeyi yapacaksınız. Her şey burada yapılacak ama tabii bazı parçalar, komponentler getirilecek. Evet. Buyurun Ferdun Bey. Şimdi bütün birçok teknoparkımızda yer alan firmalar devlet desteklerinden faydalanıyor. Ama iyi ama kötü. Yani bir şekilde devlet desteğini alıyorlar. Bu devlet desteklerinin
doğru bir şekilde yönlendirildiğini düşünüyor musunuz? Mesela biz geçen programımızda da bundan bahsettik. TÜBİTAK'ın en son çıkarttığı siparişe dayalı ARGE diye bir konu başlığı var. Evet. Bizim de çok önemsediğimiz bir konu başlığı. Müşterinizle birlikte geliyorsunuz. Dolayısıyla ürün daha çıkmadan müşterisi karşısında olmuş oluyor. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Önerileriniz olur mu TÜBİTAK'a? Evet. Ticarileşme aslında. Evet. Çünkü en büyük kanayan yaramız o. Teknoparklarla evet. ilgili olarak. Şimdi aslında devletimiz 15 yıldır bu ARGE konusunda çok ciddi adımlar attı. Biliyorsunuz 5746 sayılı ARGE kanunu, 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgesi kanunlarında birçok iyileştirmeler yapıldı. Ve destekler konusunda da TÜBİTAK çok ciddi çalışmalar yapıyor. Mesela daha önce 1511 program vardı. Yani öncelikli alan ARGE'si. Biz mesela bu yaptığımız İbn-i Sina robotu ve şu anda yeni bitirdiğimiz perkütan nefrolitotomi iğne giriş robotu gibi robotları bu 1511 programından gerçekleştirdik. 1511 programı da son derece kıymetli bir program. Şöyle bir kıymeti var. Devletimiz hangi konuların öncelikli olması gerektiğini, katma değerinin hangisinin yüksek olduğunu belirlemiş ve bu konularda çağrı yaparak o çağrılara verilen projelerin desteklenmesi yoluyla verilen bir destek programı ve burada neredeyse 10 milyona kadar bütçeli projeler desteklenebiliyor. Mesela bu bizim İbn-i Sina robotumuzda devletimiz bize 3 milyon liradan fazla hibe desteği yaptı ki son derece önemli. Biliyorsunuz ARGE çalışmalarında bir ARGE bütçesinin olması vazgeçilmez bir şarttır. Zaten belki firmalarımızın ARGE çok fazla yapamamalarının en büyük sebebi ARGE'ye özel bütçe ayıramamamız. Ve TÜBİTAK şöyle değerlendiriyorum. Projeleri değerlendirip projeleri seçerken daha önceki yapılmış projelerde ürüne dönüşmüş mü, ticarileşmiş mi, bunlardan dolayı ihracat yapılmış mı, ithalat ikamesi yapılmış mı, bunların hepsini değerlendiriyorlar. O açıdan ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Şeyi sormak istedim, özür dilerim Ferdin Bey. İthal ikame noktasında şimdi bu bronkoskopi cihazı yurt dışında var, üretiliyor. Evet. Siz de bunu Türkiye'de yerli olarak üreteceksiniz. Evet. Tam işte ithalat ikamesi yapmış olacağız. Burada kamu ön plana çıkmış oluyor. Siz bunu ortaya çıkarttıktan sonra kamu da yerli alım noktasında size bir avantaj sağlanacağını düşünüyor musunuz? Çünkü karşınızda büyük global firmalar var. Bir de yerli bir firma, Ankara firması. Yıllardır bu işi başarıyla gerçekleştiriyor ama bir karşılaştırma yaptığınızda satışa dönecek mi yani bu iş? Ben döneceğine inanıyorum. Özellikle Sağlık Bakanlığımız bu yerli ürünlerin desteğiyle ilgili çok ciddi. Mesela bizim yine Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yaptığımız Türkiye'nin ilk elektromanyetik şok dalgasıyla taş kıran cihazını biz pazara sunduğumuzda işte devletimiz ihale yaptı. Sağlık Bakanlığı yine bizim rakibimiz olan iki tane Alman firması çok yüksek fiyat verdikleri ihale iptal etti ve bizden ürünü aldı. Doğrudan temin yaptı. Doğrudan temin değil. O da ihale ama yani bu yabancılardan da alabilirdi. Evet. O zaman yerli cihazlara ihtiyaç kalmayacaktı. Tabii. Yani orada doğrudan bu yabancılardan alınacak olan grubu iptal ederek yerli firmaların bu konuda avantajlı hale gelmesini sağladılar. Yine geçen yıl yapılan bir toplu alımda yine yabancı bir firma piyasada sattığı fiyatın yarısını vererek ihaleye katıldı. Orada belki doktorlarımız ya bu işte yarı fiyatını teklif etti. Biz bu yerli firmayı eleyelim de bunu alalım diyebilirlerdi. Demediler.
yerli firmayı desteklemeyi tercih ettiler ve o şekilde destek oluyorlar. Biz bu ürünü başarılı bir şekilde yaptığımızda yine Sağlık Bakanlığı'nın destekleyeceğine inanıyorum. Aslında bu pandemi süreci hem hizmet veren yerli firmalara hem alım yapan kamu veya özel hastanelere bir şey gösterdi. Pandemi sürecinde tüm kapılar kapandı. Evet. Dolayısıyla elimizde ne var? Yerli evet. üreticilerimiz var. Haliyle bunların da değerini artık herhalde bu pandemi süreci bize iyi öğretti diye düşünüyorum Ferhat Bey. Evet, kesinlikle öyle. Ortaya çıkartacağınız bu ürünle ilgili bronkoskopiydi galiba. Bronkoskopi. Evet. Bu cihazın sanırım her noktasında bir patent var. Tamamı patent kokuyor bu cihazın. bunu yurt dışında yapmışlar, yıllardır da üretimi yapıyorlar diyorsunuz. Bu işin patent tarafı, lisanslama tarafı nasıl olacak? Zorlanacak mısınız o tarafta? Şimdi aslında tamamında patent alacağız diye söylemek biraz fazla iddialı olur. Evet. Ama biz şöyle bakıyoruz. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalar çok farklı. Evet. Biraz daha bizim ülkemizin şartlarına göre ne tür ihtiyaçlar var onları belirleyerek. Bir de biz bu cihazları kullanan doktorlarla görüşüp onların görüşlerini almayı çok önemsiyoruz. Mesela oradan gelen bilgiler doğrultusunda, onların geri beslemeleri doğrultusunda bir takım inovasyonlar yapıyoruz. Bunları belirledik, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu inovasyonlarımızı patentleyeceğiz tabii ki. Ama tamamında bir patent çıkarmak biraz iddialı olur. Evet. Ben son bir soru sormak istiyorum. Bulunduğunuz Ostim Teknopark, sadece Ostim'in merkezinde olması, teknik bir üniversiteye sahip olması, 7 tane kümelenme merkezi olması gibi birçok avantaja sahip. Size ne gibi avantajları var? Ondan biraz bahsederseniz sevinirim. Evet. Biz tabii Ar-Ge firması olduğumuz için uzun yıllardır değişik teknoparklarda yer aldık. En son Ostim Teknopark şu anda üretim imkanı olan en büyük alanı bize verdi. Geçenlerde olan bir çalıştay vardı teknoloji geliştirme evet. bölgelerinin geleceğiyle ilgili. Orada da söyledim. Teknoparklarda üretim yapma imkanının olması son derece önemli. Çünkü siz bir Ar-Ge yapıyorsunuz. Ar-Ge sonucunda bir prototip oluşturuyorsunuz ve bunu da üretip dünyaya satabilirsiniz. Bu üretimi nerede yapacaksınız? İşte dışarılarda bir yerde yapmak çok mantıklı değil. Halbuki bir taraftan 4691 sayılı kanunun evet. 8. maddesinde teknolojik ürün üretim belgesiyle buralarda üretim imkanları var. Tabii Ostim Teknopark yaklaşık 1400 metrekarelik bir alanda bizim CNC tezgahlarımız, elektronik montaj sistemlerimiz, onların test ekipmanları falan gibi birçok cihazımızı da yerleştireceğimiz büyük bir üretim alanı sağlıyor. Şimdi ortak araç gereç var galiba değil mi? Hem Teknokent'in sunduğu araç gereçler var orada üretimde. Bir de sizin kendi... Şimdi şöyle ortak üretim tezgahları veya cihazları biraz daha böyle sadece Ar-Ge yapmaya yönelik. Evet. Oradaki işte daha falan spin-up firmaları falan için daha uygun. Evet. Ama bizim gibi 30 yıllık üretim yapan, dünyanın birçok yerine ihracat yapan firma için en önemli şey kendi tezgahınızın olması. Kendi üretim imkanlarınızı kullanabilmek. O açıdan bizim Teknopark'ta verilmiş alanımız içerisinde evet. üretim tesisimizde bulunuyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok evet. Şeyde Türkiye'de öyle kaç tane teknokent vardır Ferdun Bey? Türkiye'de hem öyle... üretim hem Ar-Ge'nin bir arada olduğu. Ostim Teknopark dışında bilmiyorum ben yok. Şimdi İvedik'teki Ankara Teknopark'ta yanılmıyorsam 6 tane bu şekilde üretim yapılabilecek yer planlanmış. Evet. Biz mesela Ankara Teknopark'tan da talepte bulunduk. Evet. Bize de
böyle bir yer sağlanması ile ilgili. Tabii ki bu üretim alanlarına girmiş firmalar da öyle kolay kolay çıkmıyorlar. Doğru, evet. Öyle olunca bize bir yer açılmadı. Bu süreçte Ostim Teknopark'ta böyle bir imkan sağlayınca çok memnun olduk. Ostim'in tabii üretimde çok büyük bir yeri var biliyorsunuz. Tabii. Zaten Ankara başlı başına hem savunma sanayi hem de tıbbi cihazlar konusunda Türkiye'nin lider konumunda. O açıdan Ostim Teknopark'ı çok önemsiyoruz. Çok güzel. Demek ki aslında hani üretim yapan firmalar var ama yer de artık talep olduğu için yer de azalmış gibi. Evet. Bu konuşmadan bunu anlıyorum ben. Evet. Aslında teknoparklarda yer alan firmaların en büyük sorunu buydu. Ostim bu çare getirdi. Yani yazılımla da uğraşsa bir teknopark firması en nihayetinde gömülü bir iş yapacağı zaman ne yapıyordu? Kalkıyordu, Ostim'e gidiyordu. Ostim'deki bir firmadan prototipini çıkarttırıyordu. Şimdi buna çözüm olmuş oldu. Ostim Teknopark hem üretim yerini verdi hem dediğiniz gibi spin-off firmalar için, startuplar için ortak üretim atölyesini de kurdu. Evet. Çok başarılı işlere de el attılar. Ben bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bu İbn-i Sina robotu ile ilgili biraz önce 3 milyon TL'lik bir TÜBİTAK desteği aldık dediniz. Evet. Bunun karşılığında bu kadarlık bir destek karşılığında ülkeye ne kadarlık bir döviz katkısı geldi, sağlandı? Böyle bir istatistik var mı elinizde? Sakıncası yok. Evet. Yani şimdi aslında şöyle ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey katma değeri yüksek ihracat. Evet. Yani normalde biliyorsunuz ihracat yapıldığında işte navlun bedelleri, işte paket büyüklüğü falan filan gibi değerlere bakılarak kilogram fiyatı çıkartılıyor. Yani Türkiye'nin ihracatı 1,5 doların altında kilogram fiyatı. Evet, evet, Öyle olunca tabii yapılan ihracattan efendim Almanya'da 4 dolar galiba. 7 dolara yakın yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani şöyle aslında TÜBİTAK'ın yine güzel bir sunusundan bir şey bahsedeyim. Evet. Yani normal diyelim ki bir araba ihracatı yapıyorsanız kilogram fiyatı 20 dolarlara çıkıyor. Diyelim ki bir uydu yapsanız kilogram fiyatı 175 bin dolara çıkıyor. Veya ilaç sektöründe kullanılan özel proteinler, moleküller üretmeye kalksanız kilogram fiyatları milyar dolarlara çıkıyor. Bizim ihracatımızın kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin dolar. Yani öyle değerlendirecek olursanız katma değerimiz çok yüksek. Şöyle söyleyebilirim. Yani biz mesela bu yaptığımız robotu en son Katar'a sattık. 500 bin euronun üstündeydi. Tek bir robotun. Tek kalem. Tek kalem 500 bin euronun üstünde. Ya bu devletten aldığınız katkının iki katı kadar bir tek satışla tek bu. Tek satışla. Çok yani güzel. Almanya'ya ihracat yaptık. Almanya ihracatı bizim için çok gurur kaynağı. Çünkü Heidelberg Üniversitesi'ne bağlı SLK kliniğine sattık. Burada bizim robotumuzu kullanan Profesör Jens Rassweiler Alman Üroloji Derneği'nin başkanı, Dünya Endoloji Derneği'nin başkanı, aynı zamanda Avrupa Üroloji Derneği'nin 2 numaralı adamı. Evet. Ve bu adam dünyanın birçok yerinde konuşmalar yapıyor. Konuşmalarını yaparken de Türk robotu diye tanıtıyor bizim robotumuzu. 2014 yılından beri cihazımızı kullanıyor. Hatta Haziran'ın başında yeni bir yayın yaptı. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınladılar. Çok güzel bir çalışma olmuş. O açıdan son derece önemli. Çok güzel. Evet Sinan Bey, Ferdun Bey. Başka sorum yok. Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Sinan Bey, böyle bir imkan sağladığınız şey için. Çok teşekkür ediyorum. Tüm teknoloji geliştirme bölgesindeki firmalara başarılar diliyorum. Tüm firmaların özellikle sağlık sektöründe inovasyon içeren ürünler yapmalarını öneriyorum. Aslında burada şunu da eklemek istiyorum. Biz mühendisler olarak belki uzaktan ne tür ürünler gerektiğini bilemeyebiliriz ama
Doktorlara gittiğiniz zaman onlar sürekli çalışırken bir takım ihtiyaçlar hissediyorlar. Ve bu ihtiyaçlarını çözebilecek firma bulamıyorlar. Yani biraz doktorlara gidip konuşmak lazım, sormak lazım. Biliyorsunuz mesela birçok cerrahi alet var. Bizim Türk doktorlarımızın ismini taşıyor. Evet. Yani bu şekilde birçok ürün geliştirme imkanı var. Firmalarımız biraz daha bu şekilde baksınlar. İletişimde kalmaları gerekiyor aslında. Tabii, sahayla, kesinlikle. Müşteri deneyimi dediğimiz konu çok önemli oluyor burada. Aslında şu bahsettiğim Çalıştay'da da dile getirdim. Şimdi yine devletimiz son zamanlarda bu üniversitelerde hocaların fikirlerini ticarileştirmek amaçlı olarak teknoloji transfer ofislerini kurdular. Evet. TTO'ları kurdular. Bu TTO'lar biraz daha teknoloji geliştirme bölgeleriyle organize çalışıp oradaki doktorların firmalarla buluşmalarını sağlarlarsa ve kazan kazan stratejisiyle bir araya getirirlerse olur. Yani ben tabii şunu da sürekli eleştiriyorum. Yani TTO'lardaki arkadaşlar da biraz böyle çok ütopik bakıyorlar. İki defa böyle TTO'larla görüşme yaptım. Bazı hocalarımızın fikirlerini ticarileştirebilir misiniz diye gelmişlerdi. Öyle bakıyorlar ki olaya, bir fikir var. Bu fikir muazzam bir fikir. Bir anda çıkacak, müthiş satacak. Peki burada bu ürünün geliştirilmesi, prototip yapılması, bu yapıldıktan sonra belgelendirme çalışmaları, pazarlama faaliyetleri ve bunlarla ilgili dünya kadar yatırım var. Bu yatırımı yapan firma da kazanması lazım. Yani kazancın hepsini hocaya, üniversiteye kazandırmaya çalışmak doğru bir şey değil. TTO'ların biraz daha böyle ortada, her iki tarafında kazanacağı şekilde organizasyon yapmaları son derece önemli. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili ICT Medya TV izleyicileri, Teknokentler Konuşuyor programının sonuna geldik. Konuğumuz Elmet Medikal Sistemleri Genel Müdürü Sayın Sinan Kabakçı'ydı. Aslında yeni bir şeyler de öğrendik burada. Bir Türk robotu, tıp sektöründe kullanılan İbn-i Sina robotunun olduğunu da öğrenmiş olduk. Ve çok gurur duyduk. Bir Türk firmasının kendi imkanlarıyla inova ettiği bir, inova de değil aslında, icat ettiği bir ürün olduğunu öğrendik. Gerçekten şu çılgın Türkler yine bir şeyler yapıyor. Rahat durmuyorlar. Ve biz de bundan gurur duyuyoruz. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.